Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim günaydın. Bakış programına hoş geldiniz. Bugün canlı yayında stüdyo konuğumuz İş Portföyü Genel Müdürü Sayın Tevfik Eraslan. Bireysel emeklilik sistemindeki getiriler konusunu konuşacağız. Bunu seçmemizin bir nedeni de sizlerden bakış programına gelen talepler. Özellikle bu senenin 5 ayında, yani ilk 5 ayındaki getirilerin ne olduğunu biraz anlatmaya çalışacağız. Evet, en büyük şikayet konusudur bireysel emeklilik sisteminden getiriler. Ama biraz da hani karşılığında neler yapılması gerekir anlatacağız. Bunlar da sizlerden gelen talep doğrultusunda. Aynı zamanda bir parantez açalım. Yine son günlerde çok konuşulan bir konudur. Otomatik katılım sistemi uygulaması bireysel emeklilikte. Buradaki portföy yönetim şirketlerinin konumu aynı zamanda otomatik katılımda fonların nasıl olacağı, fon yönetiminin nasıl olacağı ve kesintilerin nasıl olacağı. Bunlar da merak edilen konular. Bunların hepsini Sayın Eraslan'a soracağız. Her zaman olduğu gibi bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi, soru ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Süremizi el verdiğince cevaplandırmaya çalışabiliriz. Sadece e-mail olarak değil, Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden, Noyan Doğan Twitter adresi üzerinden de soru ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Tevfik Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu bu sene? İlk 5 ay galiba iyi gidiyor getiriler. Geçtiğimiz senelere nazaran nedir ortalama getiri? Bir de hani hangileri daha çok getirdi? İyi mi performans? Performansınız iyi mi? Sizin performansınız. Çünkü en çok eleştirilerse portföy yönetim şirketleri işte getiri sağlamıyorlar. Bu sene 5 ayda getirdiniz mi bakalım? Şunu söylemekte yarar var. Bu yılın ilk 5 ayının getirisi gerçekten yatırımcılar için tatmin edici oldu. Yılın ilk 5 ayında, hatta işte dünkü getirilere baktığımız zaman sistemdeki ağırlıklı ortalama getiri 6,5'a çok yakın oldu. Bunu da yıllıklandırdığımız zaman, daha yılın yarısını bile tamamlamadık, mevduatın üzerinde sistemde bir getiri olduğunu söyleyebiliriz. Bunun bir de devlet desteği tarafını, devlet katkıları tarafını da düşündüğümüz zaman sistemde olanların elde ettiği getiri oldukça yüksek değerlere çıkabiliyor. Getiriyle ilgili tabii parantezi açmışken, bu sene de getiriler iyi demişken ben arka tarafını da biraz açmakta tabii istiyorum. Bireysel emeklilik sisteminde aslına bakarsanız tek bir getiri yok. Hep bunu söylemeye çalışıyoruz. Tek bir fon var. O fon da tek bir portföy yönetim şirketi tarafından yönetiliyor ve o nedenle de unik, herkesin bildiği tek bir rakamla ifade edilebilecek bir getiriniz var mı diye sorduğunuz takdirde öyle bir şeyimiz yok. Sistemde 19 tane bireysel emeklilik şirketi var. Bu bireysel emeklilik şirketleri 20'den daha fazla portföy yönetim şirketiyle çalışıyorlar. Dolayısıyla burada birbirinden çok farklı getiriler ortaya çıkıyor. Bu farklılaşmanın birinci ayağı. İkinci ayağı, her bir emeklilik şirketi asgari 3 tane emeklilik yatırım fonunu müşterilerine sunmak zorunda. Öyle olunca ortalamada 10 civarında her emeklilik şirketinin yatırımcısına farklı emeklilik yatırım fonu sunduğunu da görüyoruz. Demek ki bizim 19 tane emeklilik şirketimiz, buna karşılık ortalamada 10 tane de fonumuz olsa asgari 190 tane farklı emeklilik yatırım fonumuz var. Bu da şey demek, 190 tane farklı birbirinden getiri demek. Bir de bunun dışında yatırımcılar bu emeklilik fonlarının farklı şekillerde karmalarını da yapıyorlar. Yani çok değil mi 190 tane Tevfik Bey? Yani bunların bütün bu fonlara ilgi var mı gerçekten? Yoksa bana çok gibi geliyor. 190 tane fon. 190 tane fon ama 19 tane farklı emeklilik şirketinin. Aslına bakarsanız siz bir aşağı 5 yukarı birbirine benziyorlardır. Tabii. Yani şunu yaptığınız zaman bir emeklilik şirketinin kapısını çalıp ben sizin müşteriniz olmak istiyorum dediğiniz zaman o emeklilik şirketinin sizin önünüze koyduğu emeklilik yatırım fonu çeşidi 10 tane. 10 tane arasından çeşit, 10 çeşit arasından seçim yapılması isteniyor.
Bu çok mudur diye soruyorsanız, aslına bakarsanız çok olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü zaten emeklilik şirketleri standart fonu yatırımcılarına sunuyorlar. Ben tercih yapmak istemiyorum. Benim için her dönemde getirisi makul olabilecek, çok büyük kayıplara neden olmayacak, enflasyon kadar para kazanayım dedikleri orta vadede fon çeşidi zaten default olarak yatırımcılara sunuluyor. Ama bunun yanında ben çeşit isterim. Buraya 20 yaşında girdim, 56 yaşına kadar kalacağım, 36 yıl burada olacağım. O nedenle emeklilik sistemi dışındaki alternatifler kadar burada da çeşit görmek istiyorum diyen yatırımcı da var. Onu da sistemin dışarıya bırakmaması lazım. Buradaki çeşit sayısını 2'ye 3'e indirdiğimiz takdirde bu sefer yatırımcı kendisini alternatifsiz bırakılmış diye de düşünebilecek. O zaman da karşımıza sistem bize yeteri kadar alternatif sunmuyor. Biz dışarıda daha fazla para kazanma olanağına sahibiz. Dışarıya çıkalım mı sorusuyla muhatap olmak durumunda kalırız. O nedenle ben çeşit sayısını makul düzeyde diye düşünüyorum. Peki bunun ağırlıklı talep hangisi nedir bu kadar fonun arasında? Yani daha çok şeyden bahsediyorum tabii. Hani ben uzman kişiler, yani sizin gibi bireysel emeklilik sahibi kişilerden bahsetmiyorum. Bunlar zaten işi bilen kişiler, ya da siz, ben ya da. Ben sokaktaki bireysel emeklilik sahibi vatandaştan bahsediyorum. Bunların genelde tercihi hangi fondur şu anda görünen? Şu anda en fazla tercih edilen fon türü dengeli esnek fon türü. İkinci aşamada kamu iç borçlanma araçları, fonları geliyor. Bundan sonra da diğer fonlar devam ediyor. Ama daha çok Türk lirası riskleri içeren fonlar yatırımcılar tarafından tercih edilmiş durumda. Dövizli fonların hala ağırlıkları oldukça düşük. Tüm emeklilik yatırım fonlarının içerisindeki ağırlıklı hisse senedi oranı da %12,5 civarında. Yine bizim burada belirleyici getiriyi en fazla etkileyen yatırım aracımız devlet bonolarıdır diyebiliriz. O nedenle Merkez Bankası'nın izlediği faiz politikası, ülkedeki enflasyon oranı, ondan sonra beklentilerin yönetimi gibi faktörler de portföy yöneticisinin becerisi kadar, belki portföy yöneticisinin becerisinden daha fazla getiri üzerinde belirleyici de olmaktadır. Peki burada bir virgül koyayım, değil mi? Şu soruyu sormak istiyorum. Yani eleştiri şu. Evet, getiri de sorun var. Şimdi mesela bu 5 ayda iyi bir getiri olmuş ama yani kamuoyunda şöyle söyleniyor. İşte bir sene getiri çok kötü, önümüzdeki sene getiri iyi. İkisi zaten birbirini dengeliyor. Böyle gidiyor sonuçta. Yani bize bir şey kalmıyor. Ben bunu sormayacağım. Ben başka bir şey soracağım size. Siz portföy yönetim şirketleri olarak katılımcıya daha iyi getiri sunma şansınız var mı? Yani bunu şöyle soruyorum. Yatırım yaptığınız alanlardan kaynaklı soruyorum. Yani şunu diyebiliriz ki, ya beni rahat bıraksınlar, ben giderim Amerika fonlarına yatırırım, oraya yatırırım, buraya yatırırım, ben bu getirici iyi de bir şey sağlarım. Var mı böyle bir alternatifiniz? Şunu bir kere anlatabildim geldim. Değil mi soruyu? Yok anladım. Ama bir kere hani birinci cümlenizde belirttiğiniz getiride sorun var tespitini kabul etmiyorum. Getiride sorun yok. Ama biz portföy yönetim sektörü olarak bireysel emeklilik sistemindeki varlıkların çoğunu müşterilerin de tercihi doğrultusunda Türkiye'deki varlıklarda değerlendiriyoruz. Evet. Türkiye hisse senedi, Türkiye bonosu, Türkiye'de çıkartılmış olan özel sektör tahvil bonoları, Türk bankalarının mevduatı ve repo piyasasında değerlendiriyoruz. Bu 4-5 tane yatırım aracının getirisinden bağımsız bambaşka bir getir üretebilmemiz de mümkün değil. Ama şunu sorarsanız, bu fonların yanında sizin yurt dışı hisse senedine yatırım yapmış yatırım fonlarınız bundan ciddi bir şekilde ayrışıyor mu? Evet, ayrışıyor. Geçen sene Türk lirası cinsi yatırım araçlarıyla yabancı yatırım araçları fonlarının getirileri çok ciddi bir şekilde ayrıştı. Ama bu ayrışmanın bir şekilde müşteri tarafından yapılması da gerekiyor. Yani biz Türk hisse senedini satın almış olan bir yatırımcıya dönüp yabancı hisse senedi içerisine koyarak yatırım yapamıyoruz. Buna zaten mevzuatımız da izin vermiyor. Sistemi dizayn ederken ortaya konulan temel görüş de bireysel emeklilik sistemi büyüsün, bu ülkenin kalkınmasına da yardımcı olsun. Dizaynı yapanların da temel emeli Türkiye'de bu paralar biriksin, getiri çok iyi, o nedenle bütün parayı Amerika'ya gönderelim, getiri çok iyi, bütün parayı Japonya'ya gönderelim değil. Öyle olunca biz zaten
buradaki biriken paranın Türk lirası varlıklarda değerlendirilmesini arzu ediyoruz diye düşünüyorum. Türk insanı da öyle düşünüyor. Ama ülkede bu yatırım araçlarının performansından bambaşka apayrı bir getiriyi portföy yönetim şirketlerinin üretebilme olanağı da yok. Yani hep birlikte ülkeyi iyi idare edeceğiz. Şirketler işlerini iyi yapacaklar, portföy yönetim şirketleri işlerini iyi yapacaklar, Merkez Bankası işini iyi yapacak. Onun sonucunda da bu finansal varlıkların getirisi iyi olacak. Bizim sunduğumuz getiri de diğer ülkelerin finansal araçlarının getirisinden çok daha iyi olacak. Bu birlikte iş yapabilme becerisini de ortaya koyan bir yaklaşım. Ama şunu söyleyeyim, portföy yönetim şirketleri olarak biz yönettiğimiz emeklilik fonlarının getirisini ilgili varlık türü kategorisinden daha iyi yapıyoruz. Bunun geçmişe dönük olarak da istatistiklerle ortaya da koyabiliyoruz. Hisse senedine yatırım yapmışsak bizim performansımız hisse senedinden daha iyi. Hazine bonosuna yatırım yapmışsak bizim performansımız hazine bonosunun performansından daha iyi. Peki şimdi otomatik katılım gündemde. Yani siz tam şimdi siz şeyi kabul etmiyorsunuz. Getiri konu sorunu ben kabul etmiyorum diyorsunuz. Kendi açınızda haklısınız ama kamuoyunda da malum bir getiri soru tartışılan bir konu. Şimdi otomatik katılım sistemi de işte başlayacak. İnşallah başlayacak diyoruz biz buna. Ya bir netleşirse başlayacak. Burada endişelerden biri eğer mevcut bu şekilde giderse sonuçta 13 milyon çalışan sisteme girecek ama bu şekilde giderse yine aynı şikayetler devam edecek. Burada bildiğiniz kadarıyla soruyorum tabii Tevfik Bey. Burada otomatik katılım başladığı zaman farklı bir fon yönetimi, farklı fonlar ve farklı kesintiler olacak mı? Bu konuda bir kere birinci bilginiz var mı? Ne konuşuluyor onu söyleyin o zaman. Sizin yazdıklarınız, çizdiklerinizin dışında biz de çok fazla bilgiye sahip değiliz. Kamuoyunda şunu biliyoruz, bu açıklandı. Önümüzdeki dönemde otomatik katılımın ülkede getirilmek istendiğini biliyoruz. Otomatik katılım dendiği zaman da neyin kastedildiğini de 3 aşağı 5 yukarı bir tarifi yapıldı, onu da biliyoruz. İş yerine girenler ya da iş yerinde çalışanlar için dönüp otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine katılım zorunlu hale gelecek. Ama belli bir zaman dilimi içerisinde de beğenilmiyorsa sistem çıkılma opsiyonu da sunuluyor olacak. Bunun dışındaki parametreler, hangi yaş grubundaki kişiler katılacak? Sadece işe yeni girenler mi katılacak? Yoksa belli bir yaşın altında üstünde olanlar için mi zorunlu olacak? Katkı payı ne kadar olacak? Sadece çalışan mı yatıracak? İşveren de bununla ilgili bir katkı payı yatıracak mı? Toplanan paralar nerede değerlendirilecek hususları hala taslak halinde diye düşünüyorum. Ama bu taslak halinde olan görüşleri tartışmaktansa ben nasıl bir sistemin olmasını kendi açımdan isterim isterseniz tabii, o perspektiften bakalım. Tabii. Hiç olmazsa spekülasyonları da bu şekilde ortadan kaldırırız diye düşünüyorum. Bir, bizim çok iyi giden bir bireysel emeklilik sistemimiz var. Yani şunu altını çizmek istiyorum. 2000 yılından bu tarafa finansal alanda yarattığımız en iyi şeylerden bir tanesi bireysel emeklilik. O nedenle emeği geçenlerin hepsine ben burada teşekkür etmek istiyorum. Ve düzgün çalışıyor. İçeride de insanların öyle ya da böyle 55 milyar TL'ye yakın paraları birikti. Ve 6,5 milyona yakın insanımız bireysel emeklilik sisteminin de üyesi oldu. Bu demek ki toplum tarafından da kabul görmüş, ondan sonra inanılan bir sistem de olmuş diye anlıyorum. O nedenle yeni bir sistem yaratmaktansa hazır altyapısı olan bireysel emeklilik sistemi üzerinden otomatik katılımı da dizayn etmek, buradaki teknik altyapıdan da yararlanmakta fayda var diye düşünüyorum. O nedenle bireysel emeklilik şirketleri burada aktif olarak bireysel emeklilik katılım hesaplarının açılması ve paraların toplanması, her türlü yönetsel hizmetin müşterilere, katılımcılara sunulması konusunda aktif rol oynayabilirler. Diğer taraftan bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi burada da bir fon birikiyor olacak, para birikiyor olacak. Bu biriken paralar için de ayrı yeni fonlar dizayn etmektense hazır bireysel emeklilik sisteminde kullanılan fonların burada da kullanılması mümkün. Böyle olunca ayrı genel giderler yaratarak başka ürünler yaratmak, böylece de verimliliği azaltmak mümkün olmayacak. Yani diğer taraftan söylediğim takdirde daha verimli bir
katılım sistemi yaratmış oluruz diye düşünüyorum. Böyle olunca da mevcut altyapıdan da son derece verimli bir şekilde yararlanmış olabiliriz. Diğer taraftan buna geçerken dönüp fon sayısının sadeleştirilmesi, bireysel emeklilik sistemindeki bazı fon türlerinin sadece otomatik katılımda sunulması gibi teknik detaylarda çalışılıp bunlara ilişkin çok kısa sürede sonuçlar da üretilebilir. Ama sistemi tamamen yıkıp yeniden bir şey dizayn etmenin maliyetinin ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Hazır kabul edilmiş, herkes tarafından beğenilen bir sistem varken bunun üzerinden dizayn yapılması ama otomatik katılım için gerekli sadeleştirmenin de mevcut sistem içerisinde yapılmasının yeterli olacağını düşünüyorum. Kesintiler? Kesintiler kısmında. Şu anda kesintiler nedir Tevfik Bey? Bir iki cümle. Şu anda mevcut düşürüldü çünkü. Aslına bakarsanız devlet tarafından 2003 yılından bu tarafa baktığınızda kesintiler yarı yarıya düşürülmüş durumda. Yani 2003 yılında sistem başladığında alınan kesintilerle bugünkü kesintilere baktığımızda tam yarı noktasına gelmiş durumdayız. Bundan sonrası için de bir düşürme programı zaten geçen yıl kabul edildi ve uygulanıyor. 2021 yılına kadar da bu düşürme kademeli olarak devam ediyor olacak bireysel emeklilik tarafında. Otomatik katılım aslına bakarsanız bireysel emeklilik sistemi gibi bireyleri tek tek ikna etme ve onlara bu ürünü ulaştırma konusunda yoğun masrafların olduğu bir alan olmayacağı için maliyet olmayacak. Diğer tarafta çok daha farklı bir maliyet yapısıyla bu iş başlatılabilir. Onu da zannediyorum sistemi dizayn edenler bu şekilde kurgulayacaklardır. Sizin maliyetleriniz yüksek mi? Bizim maliyetlerimiz toplam bireysel emeklilik sistemindeki maliyetlerin %10'una denk geliyor. Yani bireysel emeklilik sistemindeki toplam kesilen kesintilere 100 birim diyorsak portföy yönetim şirketlerinin bu işten elde ettikleri pay onun %10'u mertebesinde. O yönüyle ben çok makul olduğunu düşünüyorum ama bunu yurt dışıyla da kıyasladığımız zaman hatta yurt dışındaki benzerlerine göre Türkiye'deki portföy yönetim şirketlerinin çok daha verimli çalıştığını da söyleyebilirim. Bir tane soru seçtim, hoşuma gitti Tevfik Bey. Diyor ki iki soru sormuş, size sormuş. Ülke yöneticilerinin faizlerin düşürülmesi konusunda Merkez Bankası'na sürekli baskı yaptığı bir ülkede emeklilik şirketlerinin izleyen dönemlerdeki getirilerin düşmesini beklemek gerekmez mi diye soruyor. Bir ikinci sorusu da İlk 6 aydaki getirinin 6,5 olduğunu söylediniz. Tabii bu sistemden kalınmaya devam edilirse böyle. Sistemden emekli olmadan ayrılanlar için belki altının bile altında. Ben bankadan ilk 6 ayda net %6,2 aldım diyor. Yani mevduat faizden %6,2 almış. Mevduat faizinden 6,2 almış olabilir. Bizim de söylediğimiz getiri mevduatın biraz daha üzerinde dedim. 6,5 civarında diye söylemiştim. O nedenle başta yaptığımız tespitten daha farklı bir tespit değil. Bu emekli olunduğu takdirde değil. Emeklilik sisteminin içerisindeki yatırım fonlarının getirisi olarak masanın üstüne koyduğum bir getiri. O nedenle yani düzeltilecek şeyini görmüyorum. 6,2 ve 6,5 kıyasladığım takdirde 6,5-6,2'den daha yüksektir. Diğer taraftaki birinci sorunuz faizlerin düşürülmesi. Faizlerin düşürülmesi konusu. Bir bizim sistemimizin içerisinde daha fazla biz uzun vadeli tahvillere yatırım yapıyoruz. Müşterilerimizin tercihleri de bu yönde. Faizlerin düşürüldüğü dönemde hazine bonosu getirileri tabii çok ve buna bağlı olarak çok hızlı bir şekilde yükselmekte. O nedenle eğer ülkede kalıcı bir şekilde faizler aşağıya doğru gidiyorsa bireysel emeklilik sistemindeki özellikle kamu iç borçlanma araçları fonlarının getirileri de son derece yüksek olacaktır. Faizlerle ilgili şunu da belirtmek istiyorum. Şu anda ülkede kredi büyümesi son derece sınırlı. Bu bankacılık sisteminden ya da ekonominin diğer parametrelerinden kaynaklı olabilir. Ama bu durum parasal genişlemenin de önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Bu nedenle Merkez Bankası'nın faizleri aşağıya doğru itiyor olması aslına bakarsanız toplamda o herkesin ekonomi kitaplarında bir çırpıda okuduğu etkiyi bizim ülkemizde şu anda yaratmayabilir. Zaten bankacılık sisteminden kaynaklı el freni çekilmiş olduğu için ülkenin ekonomisinin diğer tarafta Merkez Bankası'nın bir miktar rahatlatıcı tedbirler alıyor olmasının ben olumlu olarak karşılıyorum. Tabii ben bir şey soracağım size. Yani soru çok ama şunu gözlemliyorum.
Daha doğrusu onu soruya çevireyim. Bir kişinin 11 yıl boyunca bireysel emeklilik sisteminde kalıp da yatırdığı kadar birikim alması ya da yatırdığından daha düşük birikim alması vaka mı, mümkün müdür? 11 yıl sistemdeyim. İşte ayda 200, her ay 200 lira yatırmışım, çarpı diyelim ki 30 bin lira. Bugün bakıyorum birikimime 30 bin lira yatırdığım kadar. Ya da 30 bin liradan da düşük. 25 bin lira, 26 bin lira. Bu olası bir şey midir? Mümkün mü yani bu? Bu sistemde olur mu böyle bir şey? Yani bir işin, ben de aşağı yukarı sistemde 13 yıldır varım ve bireysel emeklilik planımı da çok değiştiren bir insan değilim. Kendimkine baktığım zaman öyle bir örnek görmüyorum. Böyle bir örnek olabilir mi? Teknik olarak olabilir. Öyle mi? Olabilir yani. Sürekli olarak hep düşen yatırım aracını bulup o yönde değişiklik yapan bir emeklilik katılımcısıysanız, o da becerikli olmayı gerektirir. Öyle bir beceri varsa söylediğiniz sonuçla karşılaşılması mümkün. Diyelim ki hisse senedi aldınız borsa 90 binken, ondan sonra borsa 60 binken elinizdeki hisse senedini sattınız. Artık bu çok düşüyor, ben de çok para kaybediyorum, buna dayanamadım deyip sattınız. Ondan sonra bir süre likit fonda gittiniz. Sonra likit fondan sıkıldınız, dövizin çok yükseldiğini gördünüz. Yani döviz 3.3 olmuş. Siz dediniz ki bu artık 5'e kadar yükselebilir. Elinizdeki likit fonu satıp bu sefer döviz içerikli bir emeklilik fonuna geçtiniz. Bu sefer de 3.3'ten aldığınız döviz kuru 2.7'ye geldi diyelim. Bu kadar. Bu sefer de şunu dediniz, ya burası da çok düşüyor, buradan da para kaybetmeye başladım, en iyisi başka bir yatı. Yani bunları ardışık şekilde yapabiliyorsanız 11 yıl boyunca söylediğiniz sonuçla karşılaşabilmek de mümkün. Ama ben hep şunu söylüyorum, kendi risk profilinizi düzgün bir şekilde ifade edin. Ondan sonra kendi risk profilinize uygun bir fonu alın ve mümkünse de şartlar sizi çok zorlamıyorsa o başta tercih ettiğiniz emeklilik planında da kalın. Dışsal faktörlerden fazlaca etkilenmeyin de diyor. Şunu da ben hep ifade etmek istiyorum. Genç yaştaysanız biraz daha riskli ürünler, emeklilik döneminizde yaklaşmışsa biraz daha güvenli ürünlerde olmakta fayda var. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan bizlerle birlikteydi. Süremiz el verdiğince bir de ben içlerinden seçtiklerimi sordum ama eminim önemli soruları sormuşumdur. Yarın sabah görüşmek üzere, hoşçakalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.